Hakikaten Raif Efendi ile aramızda bugünden sonra bir yakınlık hasıl oldu. Onun bana karşı olan muamelesinin değiştiğini pek söyleyemeyeceğim. Hele benimle samimi olduğunu, bana içini açtığını iddia etmek aklımdan bile geçmez. O hep aynı kapalı, sessiz insan olarak kaldı. Gerçi bazı akşamlar daireden beraber çıkarak evine kadar yürür, hatta bazen içeride birlikte girerek kırmızı mobilyalı misafir odasında birer kahve içerdik. Fakat bu esnada ya hiç konuşmaz yahut da havadan sudan, Ankara'nın pahalılığından, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kaldırımların bozukluğundan bahsederdik. Evine, çoluk çocuğuna dair bir şey söylediği nadirdi. Ara sıra bizim kız Riyaziye'den gene 40 numara almış der, sonra hemen lafı değiştirirdi. Ben de bu hususta bir şey sormaktan çekiniyordum. Kendisini ilk ziyaret ettiğim akşam karşılaştığım aile efradı üzerimde pek iyi bir tesir bırakmamıştı. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlıyla 15-16 yaşlarında bir genç kız birbirlerine sokularak benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. Gülünecek bir tarafım olmadığını biliyordum. Fakat bunlarda o yaşlardaki her kof insan gibi ilk rastladığının suratına gülmeyi bir nevi üstünlük alameti sayanlardandı. Küçük Nurten bile ablasına ve dayılarına uymak için çırpınıyordu. Sonradan bu eve her gidişimde aynı şeyi gördüm. Ben de henüz gençtim. 25 yaşımı doldurmamıştım. Fakat bir takım genç insanlarda gördüğüm bu garip ihtiyat, tanımadıkları, ilk defa gördükleri bir insanı pek tuhaf bir şey telakki etmek merakı hayretimi uyandırıyordu. Raif Efendi'nin vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın içinde onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum. Sonradan bu eve gidip geldikçe bu çocukların hepsiyle ahbap oldum. Hiç de fena insanlar değillerdi. Yalnız boş, bomboş mahluklardı. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları istifaf ve tahkir etmek, onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar, şahsiyetlerinin farkına varıyorlardı. Konuşmalarına dikkat ederdim. İktisat vekaletinin en küçük iki memuru olan Vedat'la Cihat'ın daire arkadaşlarını, Raif Efendi'nin büyük kızı Necla'nın da mektep arkadaşlarını çekiştirmekten, kendilerinde de aynen mevcut olan bir takım giyiniş ve hareket garabetlerini yalnız başkalarında görüp alaya alarak fıkır fıkır gülmekten başka işleri yoktu. Mualla'nın düğünde giydiği o tuvalet neydi ayol? Kıh kıh kıh. Kız bizim Orhan'ı nasıl tersledi bir görseydin, kah kah kah. Raif Efendi'nin baldızı Ferhunda Hanım, 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğuyla uğraşmaktan ve bunları ablasına bırakmak fırsatını bulur bulmaz, sırtına bir ipekli elbise geçirip alelacele boyanarak gezmeye gitmekten başka bir şey düşünecek halde değildi. Kendisini ancak birkaç kere büfenin üstündeki aynada boyalı ve onduleli saçlarını tüllü şapkasının altına yerleştirmeye uğraşırken gördüm. Daha oldukça genç, henüz 30 yaşlarında olduğu halde gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı. Boncuk mavisi gözleri eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkum olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu. Üstleri başları daima bakımsız, yüzleri ve elleri daima kirli ve benizleri daima soluk olan çocuklarına anlayamadığı melun bir düşmanın musallat ettiği iki ceza gibi kızıyor, süslenip sokağa çıkacağı sırada kirli elleriyle üstüne dokunmamaları için onları yanından nasıl uzaklaştıracağını bilemiyordu. Ferhunda Hanım'ın kocası, İktisat Vekaleti Şube Müdürlerinden Nurettin Bey ise bizim Hamdi'nin bir başka türlüsüydü. 30-32 yaşlarında kumral ve dalgalı saçlarını ihtimamla arkaya tarayıp berber çırakları gibi kabartan, "Nasılsınız?" dedikten sonra bile büyük bir hikmet savurmuş gibi dudaklarını birbirine yapıştırarak hafifçe başını sallayan bir adamdı. Konuşurken insanın yüzüne sabit gözlerle bakar ve bu esnada gözlerinin içinde, "Yahu sizin söyledikleriniz de laf mı? Siz ne bilirsiniz sanki?" diyen bir tebessüm dolaşırdı.
Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra dericilik tahsil etmek üzere nedense İtalya'ya gönderilmiş. Fakat orada ancak biraz lisan, bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti. Bununla beraber hayatta muvaffak olmak için mühim meziyetleri vardı. Bir kere kendisini büyük bir itimatla pek yüksek makamlara layık görüyor ve bilip bilmediği her vadide olur olmaz fikirler yürütmek, istisnasız herkesi istifaf etmek suretiyle etrafındakileri kıymetine inandırıyordu. Ev halkındaki bu istifaf illetinin onlara pek hayran oldukları bu enişteden geçtiğini zannediyorum. Sonra üstüne başına çok dikkat ediyor, her gün tıraş oluyor, yıpranmış pantolonlarını kendi nezareti altında sıkı sıkı ütületiyor, ayakkabının en şıkını, çorabın en fantezisini bulmak için bir cumartesi gününü dükkan dükkan gezmeye hasredebiliyordu. Hatta sonraları öğrendiğime göre aldığı maaş kendisinin ve karısının giyimine ancak yetmekte, İki kayınbiraderinin eline geçen 35'er liradan da bir hayır olmadığı için evin bütün masrafı bizim Raif Efendi'nin cılız ücretine yüklenmekteydi. Buna rağmen evde zavallı ihtiyardan başka herkesin borusu ötüyordu. Raif Efendi'nin daha 40 yaşına gelmeden ihtiyarlayan, gevşemiş etleri, göbeğine kadar sarkan memeleriyle acayip bir şişmanlığı birleştiren karısı Mihriye Hanım, bütün gününü mutfakta yemek pişirmek, boş zamanlarında yığın yığın çocuk çorabı yamamak ve kız kardeşinin birbirinden haşarı yumurcaklarına bakmakla geçirdiği halde bir türlü ev halkına yaranamıyordu. Hiç kimse evin nasıl döndüğünü sormuyor, sadece kendisini çok daha yüksek bir hayata layık gördüğü için yemekleri beğenmemek, bir şeye dudak büküp burun kıvırmak suretiyle yeni bir tatsızlık çıkarıyordu. Nurettin Bey, "Bu ne biçim şey canım?" derken adeta benim verdiğim yüzlerce lira nereye gidiyor Allah aşkına demek ister gibiydi. Boyunlarına 7 liralık eşarp takan kayınbiraderlerse "Ben bu yemeği sevmedim, bana yumurta pişir" yahut "Ben doymadım, bana sucuk kızartıver" diye Mihriye ablalarını sofradan kaldırıp mutfağa yollamaktan hiç çekinmiyorlar. Sonra da herhangi bir akşam ekmek almak için 11 kuruş lazım olunca bunu ceplerinden vermeye kıyamayarak odasında hasta yatan Raif Efendi'yi daldığı uykudan uyandırıyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi onun niçin hala iyi olmadığına ve bakkala kendisinin gitmediğine kızıyorlardı. Evin misafirlerin gözüne görünmeyen kısımlarındaki perişanlığına mukabil, holdeki ve misafir odasındaki intizam bir dereceye kadar Necla'nın eseriydi. Fakat ötekiler de temasta bulundukları ahbaplarına karşı evlerinin suratına bu şekilde bir maske geçirmeyi muvafık bulmuşlardı. Bu yüzden hatta kendileri de iştirak etmek suretiyle mobilya mağazalarına senelerce taksit ödemişler, bir hayli sıkıntıya katlanmışlardı. Fakat şimdi kırmızı kadife takımlar misafirleri takdirle başlarını sallamaya sevk ediyor ve 12 lambalı radyo bütün mahalleyi gürültüye boğabiliyordu. Camekanlı büfede dizili duran altın yaldızlı kristal içki takımı ise sık sık getirip beraber rakı içtiği arkadaşlarına karşı Nurettin Bey'i asla küçük düşürmüyordu. Bütün bu yükleri çeken Raif Efendi olduğu halde evde onun yokluğuyla varlığı müsavi gibiydi. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes onu fark etmez görünüyordu. Kendisiyle gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı. Çok kere bunları da Mihriye Hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı. Sanki cansız bir makine sabahleyin bir takım siparişlerle dışarı bırakılıyor, akşam üzeri kolları dolu bir halde dönüyordu. 5 sene evvel Ferhunda Hanım'la evlenmek istediği sıralarda Raif Bey'in peşini bırakmayan, ona hoş görünmek için türlü türlü roller yapan, nişandan sonra eve her gelişinde müstakbel bacanağına da gönül alacak bir şey getirmeyi unutmayan Nurettin Bey bile şimdi bu kadar manasız bir insanla aynı evde oturmaktan sıkılır gibiydi. Onun niçin daha fazla para kazanmadığına, niçin daha lüks bir hayat temin etmediğine kızıyorlar. Fakat aynı zamanda onun bir hiç, ehemmiyetsiz ve kıymetsiz bir sıfır olduğundan emin bulunuyorlardı.
Oldukça aklı başında bir insana benzeyen Necla ile henüz ilk mektebe devam eden Nurten bile ihtimal eniştelerinin, teyzelerinin ve dayılarının tesirleriyle babalarına karşı umumi havaya uymuşlardı. Ona gösterdikleri sevgide bir angaryasa varmış gibi bir acelecilik, onun hastalığıyla alakalarında bir fıkaraya gösterilen yalancı merhamet gibi bir özentilik vardı. Yalnız karısı, senelerden beri bir saniye bile hafiflemeyen işler ve geçim dertleriyle biraz aptallaşmışa benzeyen Mihriye Hanım, kocasıyla elinden geldiği kadar meşgul oluyor, onun kendi evlatları tarafından küçük görülmemesi, horlanmaması için gayret ediyordu. Akşam yemeğinde bir misafir bulunduğu zaman kardeşlerinin veya Nurettin Bey'in eniştem gidip alıversin diye yüksek sesle emretmelerine meydan vermemek için kocasını yatak odasına çekerek tatlı olmaya çalışan bir sesle ''Hadi şu bakkaldan 8 yumurtayla bir şişe rakı alıver, şimdi onları sofradan kaldırmayalım.'' diyor. Fakat kocasının ve kendisinin bu sofralara neden oturmadıklarını, 40 yılda bir bunu yapacak olurlarsa neden adeta diğerlerine karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar gibi rahatsız bakışlarla karşılaştıklarını artık kendisi de düşünmüyor. Belki bunu fark bile etmiyordu. Raif Efendi'nin de karısına karşı garip bir dikkati vardı. Aylardan beri sırtına bir kere bile mutfak elbisesinden başka bir şey giymeye vakit bulamayan bu kadına hakikaten acır gibiydi. Ara sıra, ''Nasılsın hanım? Bugün çok yoruldun mu?'' diye sorar. Bazen onu karşısına alarak çocukların sınıf geçme vaziyeti, yaklaşan bayramın masrafları hakkında konuşurdu. Fakat diğer aile efradına karşı en küçük bir manevi bağla merbut olduğunu gösterecek alametler yoktu. Bazen büyük kızına gözlerini diker, ondan bir şeyler, sıcak, tatlı bir şeyler bekler gibi dururdu. Fakat bu anlar çabucak geçer, çocuğunun manasız bir kırıtışı, yersiz bir gülüşüyle sanki aradaki boşluk birdenbire kendini gösteriverirdi. Raif Efendi'nin bu halleri üzerinde çok düşündüm. Böyle bir adamın, nasıl bir adamın bunu ben de bilmiyordum. Fakat onun göründüğü gibi olmadığına emindim. Evet, böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkan yoktu. Bütün mesele etrafındakilerin onu tanımamasıydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. Bundan sonra aradaki buzu çözmeye, bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı gidermeye imkan yoktu. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense, körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. Yalnız söylediğim gibi, Raif Efendi büyük kızından, Necla'dan bir şeyler bekler gibiydi. Yüzünün hareketlerinde ağzını, ellerini oynatmakta boyalı teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin ukalalığından alan bu kızın, bu kalın dış kabuklarına rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek alametler mevcuttu. Babasına karşı arsızlığını hakaret derecesine getirmeye çalışan kardeşi Nurten'i azarlayışında bazen hakiki bir infial seziliyor. Sofrada veya odada Raif Efendi'den pek istifafla bahsedildiği sıralarda hızla kapıyı vurup çıktığı oluyordu. Fakat bu haller içinde saklanıp kalmış olan insanlığın ara sıra nefes almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve Muhittin'in senelerce sabırlı bir çalışmayla vücuda getirdiği sahte şahsiyet, asıl hüviyetinin baş kaldırmasına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi. Fakat belki de gençliğimin verdiği tahammülsüzlükle Raif Efendi'nin bu adeta korkunç sessizliğine kızıyordum. Şirkette olsun, evde olsun, kendisine ruhen tamamen yabancı insanların onu adamdan saymamalarını hoş görmekle kalmıyor, bunda adeta bir nevi isabet de buluyordu. Gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan, haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordum. Fakat hiçbir zaman etrafın bu hareketini haklı bulacaklarını tasavvur edemiyordum.
birçok vesilelerle onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını fark etmiştim. Hatta bunun aksine olarak çok alıngan, gayet ince görünüşlü ve dikkatliydi. Yalnız önüne bakar gibi duran gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Bir gün bana getirilecek kahve için kızlarının dışarıda birbirleriyle yavaş sesle "sen pişir" diye münakaşa ettiklerini duymuş, hiç sesini çıkarmamış fakat 10 gün sonra ikinci bir defa evlerine gidişimde hemen dışarı seslenerek "kahve pişirmeyin, içmiyor" demişti. Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine mahrem etmiş olması ona daha çok bağlanmama sebep oldu. Hala daha bir şey konuşmamıştık. Fakat artık buna hayret etmiyordum. Onun sessiz sedasız yaşayışı, tahammül edişi, insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi? Beraber yürüdüğümüz zamanlar yanımda gidenin bir insan olduğunu bütün kuvvetimle hissetmiyor muydum? Bu sıralarda insanların birbirlerini aramaları, bulmaları ve birbirlerinin içlerini seyretmeleri için konuşmanın neden muhakkak surette lazım olmadığını, neden bazı şairlerin boyuna, tabiatın güzelliği karşısında yanlarında konuşmadan gidecek birini aradıklarını anladım. Yanımda ağzını açmadan yürüyen, karşımda ses çıkarmadan çalışan bu adamdan ne öğrendiğimi iyice bilmediğim halde bana senelerce ders veren birinden öğrenebileceğimden çok daha fazla şeyler öğrendiğime emindim. Onun da benden memnun olduğunu hissediyordum. Her insana ve ilk tanıştığımız sıralarda bana karşı gösterdiği o ürkek ve çekingen hali kalmamıştı. Yalnız bazı günler birdenbire vahşileşiyor, gözleri bütün ifadesini kaybediyor, küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman yavaş fakat her türlü yakınlaşmayı men eden bir sesle cevap veriyordu. Böyle zamanlarında tercüme yapmayı da ihmal ediyor, çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki kağıtları seyrediyordu. Onun şimdi bütün mesafelerin ve zamanın arkasına çekilmiş olduğunu ve oraya kimseyi bırakmayacağını seziyor ve hiç sokulmak teşebbüsünde bulunmuyordu. Yalnız içimi bir endişe kaplıyordu. Çünkü Raif Efendi'nin hastalıklarının garip bir tesadüfle ekseriya böyle günleri takip ettiğini fark etmiştim. Bunun sebebini pek çabuk fakat pek hazin bir şekilde öğrendim. Fakat her şeyi sırasıyla anlatacağım. Şubat ortalarında bir gün Raif Efendi gene şirkete gelmedi. Akşam üzeri evine uğradığım zaman kapıyı karısı Mihriye Hanım açtı. "Buyurun, siz misiniz?" dedi. Biraz evvel uykuya daldı. "İsterseniz uyandırayım." "Hayır, rahatsız etmeyin. Nasıl?" dedim. Kadın beni misafir odasına aldı. "Ah, ateşi var. Bu sefer sancıdan da bahsediyor." Sonra şikayet eden bir sesle ilave etti. "Ah oğlum, kendine de hiç dikkat etmiyor. Çocuk değil ki. Ortada hiçbir şey yokken birden nevri dönüyor. Ne oluyor bilmem. Oturup insanla iki laf etmez ki. Başını alıp gidiyor. Sonra da işte böyle yatağa seriliveriyor." Bu sırada yandaki odadan Raif Efendi'nin sesi işitildi. Kadın çabucak oraya koştu. Ben hayret içinde kaldım. Saatine bu kadar dikkat eden, yün fanilalar, atkılar içinde kendini nasıl muhafaza edeceğini bilmeyen bu adamın herhangi bir ihtiyatsızlıkta bulunacağına ihtimal verilebilir miydi? Mihriye Hanım tekrar gelerek kapı çalınca uyanmış. "Buyurun," dedi. Raif Efendi'nin halini bu sefer biraz düşkün buldum. Benzi pek sarı, nefesi pek süratliydi. Her zamanki çocukça tebessümü bana daha ziyade yüzün adelelerini yoran bir sırıtma gibi geldi. Gözleri de camların altında daha derine kaçmışa benziyordu. "Ne oldunuz gene Raif Bey? Geçmiş olsun," dedim. "Teşekkür ederim." Sesinde hafif bir kısıklık vardı. Öksürdüğü zaman göğsü adam akıllı sarsılıyor ve hırıldıyordu. Merakımı çabucak gidermek için sordum. "Kendinizi nasıl üşüttünüz?
herhalde soğuk algınlığı olacak. Uzun müddet yatağının beyaz örtüsüne bakarak durdu. Çocuklarıyla karısının beyaz kar yolaları arasına sıkışmış duran küçük bir demir soba odayı fazla sıcak yapmıştı. Buna rağmen karşımdaki üşür görünüyordu. Yorganını boğazına kadar çekerek, "Evet, soğuk aldım galiba," dedi. "Dün akşam yemekten sonra biraz dışarı çıkmıştım." "Bir yere mi gittiniz?" "Hayır, şöyle azıcık dolaşmak istedim. Ne bileyim, içim sıkıldı galiba." Onun herhangi bir şeye içi sıkıldığını söylemesi beni şaşırttı. "Biraz fazla yürümüşüm. Ziraat enstitüleri tarafına gitmiştim. Keçiören yokuşunun alt başına kadar gelmişim. Hızlı mı yürüdüm nedir? Sıcak bastı. Önümü açtım. Havada rüzgarlıydı. Biraz da kar sepeliyordu. Herhalde üşüdüm." Gece vakti, kar ve rüzgarda, tenha yollarda göğsünü bağrını açarak saatlerce dolaşmak Raif Efendi'den beklenen şey değildi. "Bir şeye mi canınız sıkıldı?" dedim. Telaşla cevap verdi. "Yok canım, ara sıra olur. Gece vakti yalnız başıma dolaşmak isterim. Kim bilir, evin gürültüsü mü canımı sıkıyor nedir?" Sonra fazla söylemiş olmaktan korkar gibi acele acele, "İnsan ihtiyarladıkça böyle oluyor galiba," dedi. "Çoluk çocuğun ne kabahati var." Dışarıda gene gürültülü hızlı konuşmalar başlamıştı. Mektepten dönen büyük kız içeri girdi. Babasının yanaklarını öptü. "Nasıl oldun babacığım?" Sonra bana dönerek elimi sıktı. "Efendim, hep böyle oluyor. Ara sıra aklına esip ben biraz kahveye gideceğim diyor. Sonra da kendini orada mı üşütüyor, yolda mı üşütüyor nedir? Hastalığını veriyor. Kaç defadır böyle oldu. Kahvede ne var bilmem." Paltosunu sıyırıp bir iskemlenin üzerine attıktan sonra hemen dışarı çıktı. Raif Efendi'nin bu hallerine alışmışa benziyor ve fazla ehemmiyet vermiyordu. Hastanın yüzüne baktım. O da gözlerini bana çevirmişti ve bunlarda hiçbir izah, hiçbir hayret yoktu. Ben ev halkına niçin bu yalanı söylediğini değil, bana niçin hakikati söylediğini merak ediyor, fakat bundan biraz da gurur duyuyordum. Bir insana başkalarından daha yakın olmanın gururunu. Dışarı çıkıp evin yolunu tuttuğum sırada düşünmeye daldım. Acaba Raif Efendi hakikaten basit ve içerisi bomboş bir adam değil miydi? Hayatta hiçbir gayesi, hiçbir ihtirası olmadığı, insanlara, kendisine en yakın olanlara karşı bile bir alaka duymadığı muhakkaktı. Şu halde ne istiyordu? Onu gece vakti sokaklara düşüren acaba içinin bu boşluğu, hayatının bu gayesizliği değil miydi? Bu sırada oturduğum otelin önüne geldiğimi gördüm. Burada iki kar yolanın zor sığdığı bir odada bir arkadaşla beraber oturuyorduk. Saat 8'i geçiyordu. Canım yemek istemediği için odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı düşündüm. Fakat derhal vazgeçtim. Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını bu sıralarda söylüyordu. Geriye dönerek kenarları çamurlu asfalt üzerinde Keçiören istikametine yürüdüm. Yolun iki tarafında evvela otomobil tamir atölyeleri, basık salaş kahveleri vardı. Sonra sağ tarafta tepeye doğru tırmanan evler, solda biraz çukurda yapraklarını dökmüş ağaçlarıyla bahçeler başladı. Yakamı kaldırdım. Hızlı ve rutubetli bir rüzgar esiyordu. İçimde ancak sarhoş olduğum zamanlar hissettiğim müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu vardı. Saatlerce, günlerce gidebileceğimi zannediyordum. Etrafıma bakmayı unutmuş, bir hayli ilerlemiştim.
Rüzgar çoğaldığı için adeta göğsümden biri iter gibi oluyor, bu kuvvetle mücadele ederek ilerlemek bana zevk veriyordu. Birdenbire niçin buralara geldiğimi düşündüm. Hiç. Sebep filan yoktu. Karar vermeden yürüyüp gelmiştim. Yolun iki tarafındaki ağaçlar rüzgardan inliyor ve gökyüzünde bulutlar büyük bir hızla koşup gidiyordu. İlerideki siyah ve kayalık tepeler henüz biraz aydınlıktı ve onlara sürünüp geçen bulutlar sanki buralarda kendilerinden birer parça bırakıyorlardı. Gözlerimi yumarak ilerliyor ve ıslak havayı içime çekiyordum. Kafamdan söküp attığım sual tekrar belirdi. Niçin buralara geldim? Rüzgar dün akşamkine pek benziyordu. Belki biraz sonra kar da sepelemeye başlayacaktı. Dün akşam buralarda başka bir adam, gözlükleri buğulanarak, şapkası elinde ve göğsü bağrı açık, koşar gibi yürüyordu. Rüzgar kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor, kim bilir nasıl tutuşan başına dıştan bir serinlik veriyordu. Bu başın içinde neler vardı? Bu baş, bu hasta, bu yaşlı vücudu neden buralara sürüklemişti? Raif Efendi'nin o karanlık ve soğuk gecenin içinde nasıl yürüdüğünü, yüzünün nasıl bir şekil aldığını tasavvur etmek istiyordum. Buraya neden geldiğimi şimdi anlamıştım. Onu ve onun kafasının içinden geçenleri burada daha iyi göreceğimi zannediyordum. Fakat işte ben, şapkamı uçurmak isteyen rüzgardan, uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan başka bir şey görmüyordum. Onun yaşadığı yerde yaşamak, onun gibi yaşamak demek değildi. Bunu zannetmek için pek saf ve ancak benim kadar gafil olmak lazımdı. Hızlı hızlı otele döndüm. Kahvenin gramofonu ve Suriyeli kadının şarkısı kesilmişti. Arkadaşım yatağına uzanmış kitap okuyordu. Bana yandan bir göz attı. "Ne o? Çapkınlıktan mı geliyorsun?" dedi. İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum. Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin efsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde İlk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatıyla öteye geçiveriyoruz? Uzun zaman uyuyamadım. Raif Efendi beyaz örtülü yatağında kızlarının genç vücutlarıyla karısının yorgun uzuvlarından odaya yayılan havayı koklayarak ateşler içinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve ruhu kim bilir nerelerde, nerelerde dolaşıyordu. Bu sefer Raif Efendi'nin hastalığı biraz uzunca sürdü. Her zamanki gibi basit bir soğuk algınlığına benzemiyordu. Nurettin Bey'in getirdiği ihtiyar doktor hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı. Ben 2-3 akşamda bir uğruyor ve her defasında onu biraz daha çökmüş buluyordum. Fakat kendisi fazla telaş etmiyor ve hastalığına ehemmiyet vermez görünüyordu. Belki de ev halkını telaşlandırmaktan çekiniyordu. Mihriye Hanım'la Necra'nın halleri hakikaten insana endişe verecek gibiydi. Senelerden beri iş yapmaktan düşünmeyi bile unutmuşa benzeyen kadın, büyük bir şaşkınlık içinde hastanın odasına girip çıkıyor, arkasına hardal lapası koyarken elinden havluları veya tabağı düşürüyor, içeride veya dışarıda daima bir şey unutuyor ve hiç durmadan aranıyordu. Çıplak ayaklarında eğrilmiş topuksuz terliklerle dört tarafa koştuğunu hala görüyor ve her rast geldikleri insana imdat ister gibi takılıp kalan bakışlarını hala üzerimde hissediyorum. Necla, annesi kadar kendini kaybetmiş olmamakla beraber büyük bir üzüntü içindeydi. Son günlerde mektebe gitmiyor ve babasını bekliyordu. Akşam üzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum.
Fakat bütün bunlar Raif Efendi'yi daha çok sıkıyor gibiydi. Yalnız kaldığımız zamanlar bundan şikayet etmiş, hatta bir kere "Yahu, ne oluyor bunlara? Hemen ölüyor muyuz?" diye söylenmişti. Ölsek ne olacak sanki? Onlara ne? Ben onlar için neyim? Sonra daha acı ve insafsız bir tavırla ilave etmişti. Ben onlar için hiçbir şey değilim. Hiçbir şey değildim. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık. Bu adam kimdir diye merak etmediler. Şimdi çekilip gideceğinden korkuyorlar. "Aman Raif Bey," dedim. "Bunlar ne biçim laflar? Gerçi biraz fazla telaş ediyorlar ama bunu böyle tefsir etmek doğru değil. Karınız ve kızınız." "Evet, karım ve kızım. Ama işte o kadar." Başını öte tarafa çevirdi. Son sözlerinden bir şey anlamamış ve başka bir şey sormaktan çekinmiştim. Nurettin Bey, ev halkını teskin etmek için bir dahiliye mütehassısı getirdi. Bu adam uzun uzun muayeneden sonra hastalığın zatürre olduğunu söyledi ve etrafındakilerin şaşkınlığını görünce, "Yok canım, o kadar mühim değil. Maşallah bünyesi mukavim, kalbi de sağlam, atlatır. Yalnız dikkat etmek lazım, üşütmeyin. Hatta hastaneye kaldırsanız daha iyi olur," dedi. Mihriye Hanım hastane lafını duyunca büsbütün kendini bıraktı. Holdeki iskemlelerden birine çökerek avaz avaz ağlamaya başladı. Nurettin Bey de haysiyetine dokunulmuş gibi yüzünü buruşturarak "Ne münasebet," dedi. "Evinde, herhalde hastaneden iyi bakılır." Doktor omuzlarını silkerek gitti. Raif Efendi evvela hastaneye gitmeyi istiyor, orada hiç olmazsa kafamı dinlerim diyordu. Yalnız kalmak istediği her halinden belliydi. Fakat etrafındakilerin bunu ne kadar şiddetle reddettiklerini görünce o da sesini çıkarmaz oldu. Yüzünde ümitsiz bir tebessümle "Beni orada da rahat bırakmazlar ki," diye mırıldandı. Bir gün, hala aklımdadır, bir cuma günü akşamı Raif Efendi'nin başucundaki iskemleye oturmuş, hiç konuşmadan onun göğsü hırıldayarak nefes alışını seyrediyordum. Odada başka kimse yoktu. Yanı başındaki komodinin üzerinde ilaç şişelerinin arasında duran büyük bir cep saati odayı madeni bir sesle dolduruyordu. Hasta çukura kaçan gözlerini açarak "Bugün biraz iyiyim," dedi. "Elbette. Hep böyle devam edecek değil ya." O zaman adeta müteessir bir edayla "Peki ama bu daha ne kadar devam edecek?" diye sordu. Sualinin hakiki manasını anlamış ve dehşete düşmüştüm. Sesindeki bıkkınlık onun ne kastettiğini gösteriyordu. "Ne oluyorsunuz Raif Bey?" dedim. Gözlerini gözlerime dikerek ısrarla sordu. "Peki ama ne lüzum var? Yetmez mi artık?" Bu sırada Mihriye Hanım içeri girdi. Bana sokularak "Bugün iyice," dedi. "Artık bunu da atlattı inşallah." Sonra kocasına döndü. "Pazara çamaşır yıkanacak. Şu senin havluyu beyefendi getiriverse." Raif Efendi peki makamında başını salladı. Kadın dolapta bir şeyler arayıp aldıktan sonra tekrar çıktı. Hastanın halindeki ufak bir iyilik karısının bütün telaş ve heyecanlarını alıp götürmüştü. Şimdi kafası eskisi gibi ev dertleri, yemek ve çamaşır işleriyle doluydu. Bütün basit insanlarda olduğu gibi kederden sevince, heyecandan sükunete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu. Raif Efendi'nin gözlerinde hüzün dolu ve derin bir gülümseme vardı. Karyolanın ayak ucunda asılı duran ceketini başıyla göstererek, "Şurada, sağ cebimde bir anahtar olacak. Onu al da benim masanın üst gözünü aç. Hanımın söylediği havluyu getiriver. Zahmet olacak ama," dedi. "Yarın akşam getiririm." Gözlerini tavana dikerek
uzun müddet sustu. Birdenbire başını bana çevirdi. Orada, gözün içinde ne varsa hepsini getir, dedi. Ne varsa. Bizim hanım galiba benim bir daha şirkete gidemeyeceğimi sezdi. Bizim yolculuk artık başka yere. Tekrar başı yastığa gömüldü. Ertesi günü akşam üzeri şirketten ayrılmadan evvel Raif Efendi'nin masasına gittim. Sağ tarafta üst üste üç göz vardı. Evvela alttakileri açtım. Biri boştu. Ötekinde bir takım kağıtlar ve tercüme müsveddeleri vardı. Üst göze anahtarı sokarken ürperdim. Raif Efendi'nin senelerden beri oturduğu iskemlede oturduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi fark etmiştim. Aceleyle gözü çektim. Burası daha da boş gibiydi. Yalnız bir kenarda oldukça kirli bir havlu, gazete kağıdına sarılmış bir sabun parçası, bir sefer tası gözü, bir çatal ve Singer marka burgulu bir çakı vardı. Bunları bir kağıda sardım. Gözü yerine iterek ayağa kalktım. Fakat arka taraflarda herhangi bir şeyin kalmış olabileceği aklıma gelerek gözü yeniden çektim ve elimle içini araştırdım. Hakikaten ta dipte defter gibi bir şey vardı. Onu da alarak diğer eşyanın arasına koydum ve dışarı fırladım. Odanın içinde kaldıkça Raif Efendi'nin bir daha bu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir daha açmaması ihtimali zihnimden çıkmıyordu. Evde gene büyük bir telaşla karşılaştım. Kapıyı Necla açtı ve beni görünce "Sormayın, sormayın." diye başını salladı. Adeta aile efradından biri gibi olmuştum ve ev halkı beni yabancı telakki etmiyordu. Genç kız "Babam gene fenalaştı." dedi. "Bugün iki defa fenalık geldi. Çok korktuk. Eniştem doktor getirdi. Şimdi yanında. İğne yapıyor." Ve hemen hastanın odasına daldı. İçeri girmedim. Holdeki iskemlelerden birine oturarak kağıda sarılı paketi önüme koydum. Mihriye Hanım birkaç kere dışarı çıktığı halde bu zavallı eşyayı ona vermeye utanıyordum. İçeride bir insan canıyla uğraşırken onun yakınlarından birine kirli bir havlu ve eski bir çatal uzatmak pek münasebetsiz bir şey olurdu. Ayağa kalkıp ortadaki büyük masanın etrafında dolaştım. Büfenin aynasında kendimi gördüğüm zaman oldukça şaşırdım. Sapsarı kesilmiştim. Kalbim hızla atmaya başladı. Kim olursa olsun bir insanın yaşamakla ölmek arasındaki büyük köprüde çabalaması korkunç bir şeydi. Sonra onun en yakınları, karısı, kızları, akrabaları dururken benim onlardan fazla alaka ve tesir göstermeye hakkım olmadığını düşündüm. Sırada gözüm misafir odasının aralık kapısından içeri ilişti. Biraz yaklaşıp bakınca Raif Efendi'nin kayınbiraderleri Cihat'la Vedat'ı gördüm. Bir kanepeye yan yana oturmuşlar, sigara içiyorlardı. Müthiş bir iş sıkıntısıyla kıvrandıkları ve evi bırakıp çıkamadıkları için kendi kendilerine içerledikleri belliydi. Nurten bir koltuğa oturmuş, başını koluna dayamıştı. Ağlıyor yahut uyuyordu. Biraz ötede Raif Efendi'nin baldızı Ferhunde iki çocuğunu kucağına oturtmuş, onların gürültü etmelerine mani olmak için bir şeyler söylüyor. Fakat her halinden çocuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlaşılıyordu. Hastanın kapısı açıldı ve doktor arkasında Nurettin Bey'le beraber çıktı. Bütün lakaytlığına rağmen canı sıkılmış bir hali vardı. "Yanından ayrılmayın ve nöbet gelirse o iğnelerden yapın," diyordu. Nurettin Bey kaşlarını çatarak sordu. "Tehlikeli mi?" Doktor böyle vaziyetlerde her meslektaşının verdiği cevapla mukabele etti. "Belli olmaz." Ve başka suallere maruz kalmamak, hele hastanın karısı tarafından taciz edilmemek için paltosunu ve şapkasını çabucak giydi ve Nurettin Bey'in daha evvel avucunda hazırlamış olduğu 3 gümüş lirayı yüzünü buruşturup alarak evi terk etti. Yavaşça hastanın kapısına sokuldum. İçeri baktım. Mihriye Hanım'la Necla büyük bir merakla önlerinde gözleri kapalı yatan adama bakıyorlardı. Genç kız beni görünce başıyla işaret ederek çağırdı. Şimdi annesiyle beraber hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı.
Bunu fark ettiğim için bütün kuvvetimle kendime hakim olmaya çalıştım. Gördüğümden müsterih olmuş gibi bir tavırla hafifçe başımı salladım. Sonra sol tarafımda adeta baş başa vermiş duran kadınlara dönerek zoraki bir gülümsemeyle ''Korkulacak bir şey yok herhalde. Atlatacak inşallah.'' dedim. Hasta gözlerini araladı. Tanıyamamış gibi bana bir müddet baktı. Sonra büyük bir gayret sarf ederek başını karısına ve kızına çevirdi. Anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandı. Yüzünü buruşturarak bir takım işaretler yaptı. Necla sokuldu. ''Bir şey mi istedin babacığım?'' ''Hadi, siz biraz çıkın.''